Yeter aslanım, yedin bitirdin dükkanı. Sana ne oluyor ya? Zaten kahvaltı etmeden çıktık acelemizden. Oo, götür bakalım avantaları. Götürecek Yusuf abi, o onun hakkı. He, sana mı kaldı hesap sormak Bodur? Burası babamızın dükkanı. Dikkat et enişte, her an bıçağı kapıp saldırabilir. Sıkar biraz, kolaydı öyle. Sen Halil Bey gelince ne yapacaksın onu düşün asıl. Bizim kimseden korkumuz yok aslanım. Halil Bey'e ne yapmışız ki? Bilmem artık. Dükkanı da satıp çatır çatır yiyeceğim diyormuş. Yapma be enişte. Sahi mi söylüyorsun? Nereye satıyor ya? Bizim hissemiz ne olacak? Orasını sen düşün artık. Öyle bir şey yaparsa vallahi hepimiz mahvoluruz enişte. Bunca yıl boşa mı çalıştık? Siz de bir meslek sahibi olsaydınız aslanım. Babanıza mı güvendiniz? Dur be Adem abi. Sen de bozma moralimizi. Bozulmasın oğlum moralin. Senin gül gibi işin var. Açarsın köşeye bir dükkan. Gene çakmaklara gaz. Dalga geçmeyin işte. Yapamam ben o işi. Allah göstermesin. Ah o yengeç yok mu o yengeç? Her şey onun başının altından çıkıyor. Halil Bey'in yerinde olsam bir dakika yaşatmam. O da öyle diyor zaten. Kiralık katil tutup vurduracakmış Hüseyin'i. Kiralık katile lüzum yok ki. Bana söylesin. Ben sevabını hallederim. Para filan da isteme. Helal. Tetikçi Bodur. Halil Bey, Halil Bey. Bak hiç dinliyor mu insanı? Dinlemem. Gelme peşimden. Yazıklar olsun Sultan Hanım. Uydun sen de o iblis abine, ölmeden mirasımı paylaşmaya kalktınız. Vallahi öyle bir şey yok ayol. Dinlemiyorsun ki insanı. Bak biz suçlu olduk şimdi. Suçlusun. Sultanım dedik tepemize çıktın. Kadın mı yok bana? Çok şükür halim vaktim yerinde. Utan. O kadar baktım sana hasta yatağında. Altını bile ben temizledim. Biraz ayaklanır ayaklanmaz bana kadın mı yok ha? Erkek milleti değil mi? İnsafınız kurusun. Yok artık insaf. Köyden 18'lik kız getireceğim kendime. Benim üstüme ha? Gözden düştük öyle mi Halil Bey? Düştün. Git evine yap yemeğini. Anam geldi işte. Dükkan mükkan yok bundan sonra. Kır dizini otur evinde. Şu hale bak. Suratlarına çevirmişler dükkanı. Bodur fare de kurulmuş kasanın başına. Sen kendi işine bak Sultan Hanım. Söyletme beni şimdi çocukların önünde. Aman ne haliniz varsa görün be. Dükkanınız başınızda paralansın. Ne konuşuyorum boşuna? Buyurun. İyi günler babacığım. Kalk oradan iblis. Sen geç bakkallığını yap kırarım boynuzunu. Sabah servisi Halil Bey. Boş mu bırakalım kasayı yani? Kalk. Ben varken senin yerin orası. Yeni patron gelince anlarsınız yerinizin neresi olduğunu. Çıraklık yapın biraz patrona. Tamam. Demedim mi darbe geliyor? Ne diyorsun baba? Ne yeni patronu? Satacak mısın sahiden marketi baba? Satacağım. Malıyla, personeliyle olduğu gibi. Burama geldi artık. Gittiniz aslanım. Sizi de satıyor. Olur mu öyle şey Halil Bey? Bize sormadan. Ne soracağım sana iblis? Hissen kadar konuş. Sat da babacığım. Bu çocukların günahı ne? Ne yaptılar sana? Her şeye burnunu sokma sen iblis. Sen kapıcılığına bak kırarım boynuzunu. Kırdın zaten babacığım. Yengecin yüzünden bir baston da biz yedik. Ha işte itihan sopayı hazırla. Nasıl konuşuyorsun sen öyle aslanım İpmit diye? Ayıp oluyor ama. Nasıl oldu enişten yatıyor mu da? Sen niye geldin şimdi iblis? Ezeline mi susadın? Burada mıydın enişte? Buradayım iblis. Ne istiyorsun? Hiç enişte. Seni merak ettim. Bir sorayım dedim. Ama çok iyi gördüm vallahi seni enişte. Benim iksir işe yaramış anlaşılan. İki günde zıpkın gibi ayağa kalkmışsın maşallah. Öpeyim. Dur orada iblis. Yaklaşma. Dur aslanım hop. Kıracak şimdi öbür boynuzunu da. Ala koş kapıyı aç kızım. Mabeyin başkatibi İbrahim Paşa geldi. Re 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 ra 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 galsay galsay cim bom bom. Ayşe hadi kızım sen de söyle. Ablam kızıyor enişte. Ne var bunda kızacak Ulviye? Önümüze geleni deviriyoruz. Halil Mutlusu, Hamza Yerli Kayası Allah Allah. El öptürüyoruz yedi düvele el. Tamam Davut anladım. Bu kaçıncı? Tebrik ederim. Otur Ayşe'cim hadi biz başlayalım. Otur kızım otur. Keyfini mi bekleyeceğiz o herifin? Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Nerede kaldı bu gene Ulviye? Bilmiyorum Davut. Ben de merak ettim. Gelsin patlatacağım ensesini. Avrupa, Avrupa duy... Ha, geldi. Bismillahirrahmanirrahim. O alamet ne öyle?
Korktun mu Ayşenge? Ödüm koptu birdenbire görünce Halis. Tövbe yarabbi. Baba! Baba! Baba bak! Paşa mı bu? Paşa baba. Cenap paşa. Sıtkı amcam yaptı. Döktürmüş maşallah. Nereden aldın o resmi Halis? Götür hemen sahibine ver lütfen. Dur bir dakika Ulviye dur. Bir bakalım paşamıza. Hey maşallah. Bu ne haşmet. İnsan Cenap Bey'i tanımasa hakiki sanacak yahu. Şimdi ayaklanıp yürüyecek sanki küffarın üstüne mübarek. Dikkat! Selam dur! Davut, ödüm patladı. Sen de yani bazen çocuk gibi oluyorsun. Ne var bunda Ulviye? Selamladık paşamızı. Halis, bak çok kızıyorum sana yavrum. Niçin sana ait olmayan şeyleri alıp buraya getiriyorsun? Almadım anne. Sarı Bey amcam Ali teyzemi kıskanıp sokağa attı mö gibi. Ne? Sokağa mı attı? Bak terbiyesize. Şimdi inip aşağı dağıtmazsan beynini o vatan haini. Dur Davut. Beyin dağıtmak falan yok. Halis, inanmıyorum sana. Vallahi attı anne. Götürün çöp kamyonunu koyun dedi. Cafer amcamlar da bana verdi. Soracağım şimdi Cafer Efendi'ye. Sor. Ne var? Yalan mı söylüyoruz? İyi günler, buyurun. Sağ ol Cafer Efendi. Sana bir şey soracağım. Halis şu paşa resmini kimden aldı acaba biliyor musun? Kimseden efendim, biz verdik. Sabri Bey çöpe atıyordu, yazık olmasın dedik. Duydun mu anne, nasılmış? Sabri Bey nasıl atarmış koskoca bir Osmanlı paşasının resmini çöpe? Saygısız efendim. Adamın ne tarihe saygısı var, ne coğrafyaya saygısı var. İyi günler. Vatan haini. Asmak lazım böylelerde. Asalım baba. Ali teyzem de üzdüm her gibi. Hıçkırıyordu böyle. Böyle şeylerini titretti. Hop! Yapma öyle sapık sapık hareketler. Dur hop patlatırım ha. Hadi baksana şu kocana. Evet Halis. Yapma sen de öyle şeyler. Şimdi ben de çekeceğim senin kulağını. Sigorta fonuna devrediler. Kusura bakmayın masayı da toplayamadım ama. Git sen kızım git. Geç kalma dersine biz toplarız. Üçüncü saat mi senin dersin Nazif? Üçüncü saat Aysel. Salih Bey'e bir telefon edeyim. Geliyorum ben de. Kim bu Salih Bey? Taksinin sahibi baba. Gece işi zor gelmiş yine şoför arıyormuş. Ulan sen de duramıyorsun durduğun yerde. Gene takside mi çalışacaksın? Ne yapayım baba? Akbasa da damlıyor. Ben de üzülüyorum ama baba. Kooperatif bitene kadar ek gelire ihtiyacımız var. Ne olur kızma babacığım. Mecburiyetten. Bilmiyor muyuz evladım? Seni düşünüyorum ben. Yorulacaksın. İki günde çökecek gene avurtların. Öğretmenini bu hale düşüren o devlete ben ne diyeyim? Paraşütle götüren götürdü. Bankanın içini boşaltan boşalttı. Öğretmene gelince... Hoşçakalın. Güle güle kızım. İyi dersler Aysel. Öğle yeminde görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Gel Cafer. Ben alırım. Sen şunları mutfağa götür. Buyurun. Sağ ol evladım. Cafer gel şöyle. Gördüm baba gördüm. Ver şu paketi bana ver. Bırak ver. Şunu oğlan bırak. Anam ezildi paket. Ezilse zaten parçalayıp çöpe atacağım. Bırak sana oğlan bırakmıyorum. Bak gözün körük gibi ötüyor baba. İçme diyorum sana şu sıkkımı. Benimle böyle tophane ağzıyla konuşma ulan. Öğretmen misin, şoför müsün belli değil. Öğrencin sana boşuna korno nazif dememiş.